Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi sizin ve bütün inananların üzerine olsun. Bugün inşallah sizlerle beraberliğimizde oruç konusunu işleyeceğiz değerli izleyiciler. Oruç, namaz, zekat ve hac gibi Cenab-ı Hakk'ın yapmakla mükellef tuttuğu ibadetlerden biridir insanoğlu için değerli dostlar. O Allah-u Teala'nın mükafatını kendi üzerine aldı. Ve kalemlerin ve defterlerin hiçbir şekilde hesabını tutamayacağı, müminin içten içe Rabbi ile münasebetinin bir alametidir değerli izleyiciler. Oruç, muhakkaten beşeriliği terk etmenin, işte efendim şehvi isteklerden uzak durmanın, bunu gemlemenin, dünyaya ait bağlardan tereddüt etmeden ayrılmanın ve kopmanın, Allah'a yaklaşmanın bir ifadesidir oruç. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın mükafatını bildiği bir konudur oruç. Bizlere farz olduğu gibi malumunuz üzere bizden önce de birçok yaşamış olan insanlardan ibadet etmek isteyenlere emredilen bir ibadetti. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayetine göre aynen şöyle diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki Ademoğlunun her ameli kendi içindir. Yalnız oruç müstesna. Onun mükafatını ben veririm. Zira yemesini ve nefsani arzularını sırf benim için terk ediyor. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği zaman, diğeri de Allah-u Teala'ya kavuştuğu vakittir. Oruçlunun ağız kokusu Allah-u Teala katında mis kokularından daha hoştur. Evet, oruç bu duygular içinde eda edilmelidir değerli izleyiciler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Her şeyin zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruç tutmaktır. Oruç tutmak sabrın yarısıdır diye buyuruyor. Başka bir yerde Sübhanallah demek, mizanın yarısı, Elhamdülillah demek tamamını, Allahu Ekber demek ise yerle gök arasını doldurur. Oruç, sabrın, temizlikte imanın yarısıdır diye buyurmuşlardır. Bir hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah uğrunda yapılan her işin mutlaka bir sevabı vardır değerli izleyiciler. Onun karşılıksız kalması asla düşünülemez. Ama oruca gelince onun sevap yönüyle dengi asla yoktur. Ebu Umame radıyallahu anh bir seferinde şöyle rivayet ediyor. Resulullah'a yapmam gerekli bir amel söylemesini istedim. O da oruç tut. Zira onun dengi yoktur dedi. Ben yine tekrar ederek aynı şeyi sordum. O oruç tut. Zira onun dengi yoktur şeklinde cevap verdi. Ben üçüncü kez yine sordum. O aynen oruç tut. Zira onun dengi yoktur buyurdular. Yine orucun sevabına işaretle değerli izleyiciler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur. Başka bir hadislerinde ise yine şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa Cenab-ı Hak onu cennet meyvelerinden yedirip cennet ırmaklarından içirir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir. Oruç tutan, evet oruç tutan helalinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez. Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlere kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir. Oruç, kıyamet günü oruçlu için şefaat edecek, Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunup, Ya Rabbi, ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerinden alıkoydum.
Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur diyecektir. Cenab-ı Hak da orucun bu isteğini kabul edip oruçluya şefaat izni verecektir değerli dostlar. Gerçekten oruç ayı Müslümanlar için çok özel ve çok manevi bir atmosfer sağlar. Kur'an sedaları kulaklarda çınlar, onun manalarını açıklayan vaaz ve dini konuşmalarla İslami şuur ayrı bir canlılık kazanır. Ramazan'ın apayrı bir güzelliği vardır zaten. Ramazan ayı, teravih namazları, camilerin Müslümanların hakkındaki ve Müslümanların hayatındaki önemini hatırlatır. Hayır faaliyetleri biliyorsunuz Ramazan aylarında daha da hızlanır. İhtiyaç sahiplerine insanlar dertlerine derman olurlar ve onlara ihtiyaçlarını yerine getirmek için birbirleriyle yarışırlar. Orucun güzelliğinin arkasında saklıdır Ramazan. Apayrı bir bütündür Ramazan. Ancak bunu gönülden oruç tutanlar, sadece ve sadece mükafatını Allah'tan bekleyenlerin bileceği bir konu. Hissedebilmek lazım. Orucu bedenen, ruhan, nefsen her haliyle tutmak lazım ki onun mükafatına nail olduğu zaman insan oruç tuttuğunu anlayabilsin. Oruç sadece bir açlık değildir. Oruç sadece nefse bir gem vurma anlamında değil. Onu bedene yerleştirmeli, onu ruha yerleştirmeli. Oruç tuttuğun zaman onu hissedebilmelisin. Bütün hal ve hareketlerine, bütün duygularının önüne gem koyabilmelisin oruçla. Kolay mı oruç tutabilmek? Bazı insanların sadece tuttukları açlıktan ibaret olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Oruç Allah için tutulmalı. Ve insan nefsani ve şehveti duygularını nasıl önüne oruçla gem vuruyor ise, yiyeceklerini içeceklerine nasıl gem vuruyor ise, bunu hayatına yitirdiği zaman, bunu hayatının bütün zaman sarflarının arasına geçirdiği zaman, bunu hissedebildiği zaman elhamdülillah tuttuğu oruçtan zevk ve keyif alır. Hisseder bütün azalarına oruç tutturduğunu, hissettirir. Oruç tutmak güzel bir ibadet. Elbette ki zor bir ibadet. Hatta zaman itibariyle şu anda saatlerin de birazcık daha geride olması sebebiyle de bir zaman süreci biraz daha uzun. Oruç tutma süreci daha da uzun. Ya sıcak ülkelerde yaşayan güzel kardeşlerimizin tuttukları oruçlar nasıl değerli dostlar? Yine bizler serin bir iklim şartları içerisinde yaşıyoruz. Çok aşırı sıcaklar yok. Ya bunu Mekke veya Medine, Suud bölgelerinde o bölgenin yanındaki kıtalarda veya o bölgelerde yaşayan insanların tuttukları oruçlar nasıl olabilir acaba? O sıcakla beraber, o hararetle beraber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dönemine gidelim. O dönemde insanlar nasıl oruç tutuyorlardı? O güneşin bütün şualarını insanların üzerine verdiği bir zaman diliminde yiyecek fazla bir şey yok. Açlıkla bir imtihan ayrı bir konu. Çevredeki insanlarla yapılan imtihan ayrı bir konu. Allah için oruç tutabilmek ve onu bütün azalarıyla Rabbim bunu emretti ve tutmam gerekiyor diye bunu hayatına geçirebilmek apayrı bir duygu. Gerçekten biz çok rahat bir zamanda oruç tutuyoruz derdi o zaman. Evlerimizde çoğu insanların pervaneler, klimalar var. Çok sıkıntı olduğu zaman evlerin içerisine girip serinlik içerisinde olabiliyor insanlar. Onunla beraber yediğimiz içtiğimiz birçok nimetler var. Bugün dolabı açtığımız zaman nimetleri beğenmiyor. Onlar arasında seçimler yapıyoruz. Ya o dönemlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çileli olduğu dönemlerde, o asabın sıkıntı çektiği dönemlerde tutulan oruçlar nasıl? Bazen Ümre'ye giden kardeşlerimiz ve Ramazan için o beldelere gidip de Ümre vazifesini yapan değerli kardeşlerimiz nasıl hissedebiliyorlar onu değil mi? Nimet evet her yerde bol. Hem de fazlasıyla bol. Ama güneş, sıcaklık ve çok farklı bir atmosfer. Orada ayrı bir imtihan, günümüzde bir ayrı bir imtihan. Ama günümüzde oruç tutmak daha kolay değerli dostlar. Evet, imtihan şartları çok farklı. İnsanların takip edeceği şeyler çok farklı ama bunu ruha yerleştirebilmek lazım. Oruç Allah-u Teala'nın mükafatını sadece kendisinin vereceği çok özel bir mesele. Çok özel bir ibadet. Ancak işte bunu gönülden tutanlar ve artık bu davada ben de varım. Ben de en güzel bir şekilde bunu hayatıma geçireceğim, hayatımın her dilimlerine geçireceğim diye düşünen bir insan tuttuğu oruçtan çok sevap kazanır değerli dostlar. Oruçluya cennetteki güzel köşkler verilir.
ve onlara, orucuna devam eden bir insan, hayatının her dilimine bunu o günkü yaşam şartının içerisine, bütün azalarına ve istek ve arzuların önüne orucu gem koyarsa ve gecelerde kalkıp Allah için gece namazı kılarsa ve sabahleyin namazını camide kılar ve ondan sonra yavaşça o günün içerisine dalarsa Allahu Ekber. Allahu Teala vermeye kadirdir değerli dostlar. Hem de neler vermeye kadirdir ama kuldan gayret göstermesini ister. Kuldan herhangi bir işaretin gelmesini ister. Kul bu yola çıktıktan sonra Allahu Teala'ya tevekkül ettiği andan itibaren elhamdülillahi rabbil alemin. Allah sonunda ikram edecektir değerli dostlar. Evet, bugün sizlerle olan bu beraberliğimizde oruç konusundan kısa bir geçiş vererek bilgilerimizi sadece tekrar ettik değerli dostlar. Programımızı kapatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık olmuş olan, gönülden seven bir gönül dostu olan Seyyid Muhammed Kadriyazın Hazretleri'nin kasidesinin bir bölümünü dua hükmüyle okuyarak programımızı noktalıyoruz. Kasidesinde aynen şöyle diyordu. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi, yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile Eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşçakalın değerli dostlar.